KOAH durdurulmaz ve geri dönülmez bir hastalık mıdır? Genellikle böyledir, evet. Çünkü etken genellikle sigara, tütün, biyomas maruziyeti, çevresel maruziyet gibi etkenlerin sonlandırılmamasıdır. Eğer biz bu etkenleri sonlandırırsak, en azından ilerlemesini durdurabiliriz. Bir de iyi bir tedavi alırsak, bu bronşit tipinde de, amfizem tipinde de ilerlemeyi durdurabiliriz. Ama en önemli şey tütünün, bir kere en önemli sebep tütündür, tütünün bırakılması gerekir. Bunu yaptıktan sonra işte bu daralmış olan hava yollarına bronşitik tipte ya da biriken sekresyonları, balgamı atmayı kolaylaştırıcı, üzerine enfeksiyonun eklenmesini önleyici tedaviler yapabiliriz. Mesela bunları mutlaka her kış ayında, Ekim-Kasım aylarında grip aşısı, sadece bir kez yapılınca ömür boyu koruyuculuk sağlayan zatürre aşısını yapmayı mutlaka öneriyoruz. Bu şekilde hastalar daha az etkilenebilirler. Bir de hava yollarını genişletici, akciğerin daha kolay kan gazlarını değiştirecek ortamını sağlayacak ilaçlar verebiliriz. Bu şekilde geri dönülemez, durdurulamaz etkileri azaltılabilir ve hastalar çok daha konforlu bir şekilde yaşayabilirler. Başka neler yapılabilir? Solunum fizyoterapisi yapılabilir bunlara. Onlar solunum kaslarını nasıl kullanacaklarını, biriken balgamları nasıl çıkartacaklarını çok daha kolay öğrenebilirler. Yanı sıra başka son zamanlarda özellikle başka tekniklerde kullanıyoruz. KOAH tedavisinin bir ucu sigarayı bırakmakla başlıyor. Sonra hava yollarının daha iyi kullanılabilmesi için verilen inhaler ilaçlar. Sonra gerekirse balon tedavi veya koil ya da bronkoskopik olarak kullanmış olduğumuz valve tedavileri gibi bir ucu da daha akciğer nakli. Yani KOAH'ın tedavisi bir tane değil. Hastadan hastaya, hastanın içinde bulunduğu duruma, KOAH'ın evresine göre ve akciğeri etkilemiş olduğu duruma göre karar veriyoruz hangi tedaviyi uygulayacağımıza.